Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ve ben Eren. Bugün sizlerle etki tepki meselesinin yeni bölümünde, etki tepki meselesi Arrow'un ilk bölümünde karşınızdayım. Uzun zamandır istiyordunuz hem Arrow'u hem Flash'ı. Ben de bu yüzden dedim ki artık bu sezonda Arrow'u çekmeye başladım. Çünkü geçen sezon finalinde Arrow gerçekten güzel bitmişti. Hani arkadaşlarım hatta bilirler, bu videoyu eğer izliyorlarsa katılacaklardır bana. Demiştim ki onlara, ulan dedim şöyle tam böyle hani en böyle heyecanlı yerinde bıraksalar dedim, bizim böyle heyecanımız kursağımızda kalsa da ya o kadar böyle keyfine varsak dedim. Ve dediğim gibi de oldu, gerçekten mükemmel geçen sezon finali. Bu sezonunda onun üstünde kurulup güzel gideceğine inanıyorum. Yani dediğim gibi önceden Flash güzeldi, Arrow sıkıcıydı, şimdi roller değişiyor. İnşallah bu Arrow ilgi çekiciliğini devam ettirir diyorum ve bir dakikalık konuşmanın ardından bölüme başlıyoruz. Hatırlarsınız geçen sezonda ada patlamıştı. Bakalım bu sezonda ne olacak, yani oradan mutlaka kurtulacaklardı bir şekilde ama... Derken Oliver iş başında. Ya siz gerizekalısınız. Bak. Ooo. Güzel. Bu giriş güzeldi. Oha. Tabii ki Flash bunu durduracaktır yani. Daha ötesi yok. İşte. Ne oldu? Çekemezmiş. Haydi, bunlar tabii ayrıldı o zaman. Artık Lian Yu yok yani. Her yeri patladı. Bölüm güzel başladı ya. Vallahi bölüm çok güzel başladı yani. Hiç şu an hani Flash'la karşılaştığımızda gerçekten aradan çok fark var. Bu sefer de adanın patlamalarındaki şey flashback'i görüyoruz. Tabi arka annesi öldü büyük ihtimal. O yüzden çocuk bu halde yani. Baba demiyor. Abi. Bu sefer de farklı bir şeyle, sorunla karşı karşılar. Aha! Terfi almış bizim şey, Dinah. Quentin, klasik şey işte, geç kalma durumunda. Tabii fragmanını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Adam şey karbonatlı içiciyi kullanarak patlama yaratacak ve kaçacak oradan. Biliyoruz yani onu. Ama şu ana kadar bölüm çok güzel gidiyor. Hatta yani zevk alıyorum diyebilirim Flash'a göre. Kıyaslamayla gideceğim çünkü yani ikisinde ilk sezonların ilk bölümü ve hangisinin daha iyi başladığında bu şekilde ancak bu şekilde karar verebiliriz. Abi, which doğrulu dedi. Karbonun içine atacak. Bom. Bu, abi olayı şimdi anladım. Neydi o adamın adı ya? Ha, bu Adrian'ın sonraki işlerini halledecek adam. Anladım. O yüzden bu kadar şeyi var, imkanı var. Bölüm güzel başladı. Tekrar söyleyeceğim çünkü güzeldi yani. Çantaya bak. Flash'lı çanta abi çok güzel ya. Ben de onun güzel bir versiyonu alabilirim belki. Says the bad man is why his mother is dead.
Tabii onu da gördük şeyde. Ki kötü adam kim? Kötü adam sensin diye şeyi babasını gösterdi. Öldü mü? İyi, ölmemiş en azından. Olmaz. Olmaz abi ya. Duygusal bir işin içine duygusallık girdiği zaman her zaman o iş mahvolur. Olmaz. Tabii ikisinin de özelliği aynı tabii. O yüzden en iyi taktiğe sahip olan kazanacak. Bak dedim abi, işin içine duygusal girince o iş batırır, berbat oluyor. Helal olsun be. Ölmüş mü gerçekten ya? Buddy, I'm confused. Where do you think the bad man is? Ya işte. İyi bir plan gibi duruyor ama bakalım işe yarayacak mı tabii ki. Abi. Şimdi ama Tia canlandı şimdi büyük ihtimal. Sakın bunlar şeye saldıracak olmasa Oliver'ın gizli karargahına. Olabilir yalnız. Çok mantıklı geldi. Abi şeye saldıracaklar, karargaha saldıracaklar. Evet, dedim abi bak, dedim ya. Hedef aldıkları yer burasıydı. Çok belliydi ama. John'un eli titriyor, evet. Helal olsun lan Oliver be. Koçum benim be. Bütün her yeri patlatacaklar. Çok güzeldi. I'm sorry. For shooting me or for leaving me for dead? You were trying to hurt my friend. Oh, so you choose your friend? Abi, yapma bunu. Direkt vurması lazım. So now I'm Laurel. Değil işte, değil abi, değil. Abi işin içine duygusallık girince bütün olay mahvoluyor.
Oliver be. Sen belediye başkanı değilsin. Oliver be. Koçum benim be. Sakin ol. Tia mı bu? Annesi mi şimdi? Şeyin. Tia'ymış. Yani. Haliyle. She took one of my T-spheres. A prototype version. A prototype. The meaning is not weaponized. Well then they can't use it against us. Question is, what can they do? Hadi bakalım. Helal olsun lan Oliver be. Koçum benim be. Hadi. Abi. Nice. Tam müziği de çok güzel bunun ama dinletemeyeceğim size çünkü telif hakkından bir şey var. Evet gençler, şimdi bölüm, yani öncelikle sezon gerçekten çok güzel başladı. Hani tam istediğim şekilde başladı diyebilirim yine. Bu hikaye istediğim şekilde ilerliyor. Birkaç çarpıcı gelişme öğrendik ve bölüm gerçekten hani o ada patlamasından sonra bu ekibin kendi yaralarını sarmasını anlatıyordu. En azından işte sarmışlar ve hani o son halini anlatıyordu. Ki bu daha da iyileşecektir diye düşünüyorum bu yaraları sarma işi. Ve hani gerçekten bölüm hani heyecanı böyle düşürmedi hiç. Sürekli bir olay oldu ve bu da hani güzel yansıtılmış bize karşı diye düşünüyorum. Açıkçası ben beğendim bölümü. Yani daha kötü de yapabilirlerdi. Çünkü ya daha önce yaptıklarını gördük. Fakat batırmamışlar en azından. Bu yüzden güzeldi bölüm. Özellikle sonundaki o çarpıcı gelişmeyle de bölüm bitirmiş olduk. Bakalım sonraki bölümlerde neler olacak. Gerçekten merak ediyorum. Yani sezon güzel başladı. Umarım güzel de devam eder ve güzel de biter. Diye düşünüyorum ve bölümü ufaktan sonlandırıyorum. Bugün de bu videodan bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir çünkü Arrow etki tepkisini ilk kez çekiyorum ve bence hani bölüm de güzel olduğu için hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ki beğenin lütfen. Beğenmeniz benim sizin verdiğiniz tepkiyi öğrenmem açısından önemli. Hani bu o beğenmek demek video, hani güzel tepkiler vermesin, güzel bir video hazırlamışsın demek. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Video içinden sağ alttan tam benim şurası, evet. Bana göre solun ama size göre sağ oluyor. Oradan logo çıkacak, hemen ona tıklayıp abone olabilirsiniz. Video dışından da sol alttan abone olarak ve zili açarak ben her kanala video attığımda haberdar olabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Farklı etki tepki meselesi videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.